Evet. Şimdi değerli izleyiciler, aslında benim bugünkü gündemimde Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığı var. Cumhurbaşkanı adaylığı anayasaya aykırı. Onu anlatacaktım. İkinci gündem maddemde sosyal medya yasası denen, sosyal medya kanunu denen sansür yasasıydı. Fakat bu Merdan Bey'in üzerinde durduğu bu sağlık çalışanının protesto eylemi fevkalade önemli bir sosyolojik gerçeğe, sosyolojik ve siyasal gerçeğe işaret ediyor. Onun için bu üçüncü kez anayasaya aykırı adaylık iddiasını ve sosyal medyaya sansür yasasını ikinci konuşma dönemime bırakıp bu olay üstünde durmak istiyorum. Şimdi siz hatırlayacaksınız. 40 defa yazdım. Burada da bizim ortak programlarımızda söyledim. Bu iktidar hem genel ahlaka karşı hem meslek ahlakına karşı. Niçin mesela mimarlar ve mühendislerle uğraşıyor? Niçin Türkiye Barolar Birliği ile uğraşıyor? Niçin Türk Tabipleri Birliği ile uğraşıyor? Çünkü bu meslek odaları, örgütleri genel ahlaka ek olarak meslek ahlakına bağlı. Bunlar ve bunu denetliyorlar. Evet. Hayır, ve bunlar diyorlar ki yahu benim işim mimarlık, mühendislik. Yapmayın bu yağmayı. Benim işim çevreyi korumak, çevre mühendisliği veya işte tarihi korumak. Bu şehri yok edecek evet, diyorlar, mahvedecek, kötü. Veya Türk Tabipler Birliği, yahu ölüm sayılarını saklamayın. Hatırlayın, bu sizin üzerinde durduğunuz Sağlık Bakanlığı'nın sakladığı koronavirüs vakaları nasıl açığa çıktı? İki yolla. Bir, Türk Tabipleri Birliği sayıları açıkladı. İki, belediyeler ölüm sayılarını açıkladı. Üç yolla açığa çıktı. Üç, Dünya Sağlık Teşkilatı gerçek sayıları hocam cinlik açıklattı. Yapıp koronavirüsü fırsat bilip alkolü yasaklamaya kalktılar. Üstelik. Evet. Alkol dezenfektan ya, bütün dezenfektan ürünleri alkol bazlı, alkol temelli. Sadece alkolü yasaklasa iyi, müziği yasakladılar. Müziği yasakladı. Hala yasak. Evet. Hala yasak. Gece saat 1'den sonra biz canlı bütün yayın dünya yasak. Şaşkınlıkla öğrendi ki koronavirüs meğersem alkol ve müzikle geçiyormuş. Evet, evet, evet. Halbuki alkol önlüyor onu. Neyse. Dezenfektan çünkü. Evet, şimdi yani hekime karşı, çünkü hekim Hipokrat yeminini etmiş, insanlığa hizmet eden bir mesleğin sahibi. Hiçbir şey dinlemiyor. Ne baskı dinler, ne şu ne bu. Kendisini siyasete satmış olanlar hariç tabii. Ama ciddi hekim için önce hastası, üstelik hastalık yok, hasta vardır hekimlikte filan. Avukat öyle, Türk Tabipler Birliği olayı da o. Ya avukatlık yapmak istiyor adam. Yani adaleti savunmak istiyor. Türkiye Barolar Birliği. Türkiye Barolar Birliği. Ve tabii büyük kentlerdeki barolar. Kurdular kendilerine tabi olan ikinci baroları. Şimdi bir tanesi lağvedilmek durumunda. Çünkü tekrardan üye sayısı düşmüş filan. Skandal bir durum. Yani halk onlara güvenmiyor orada. Hocam şöyle, güvenmemenin ötesinde bir de avukatlar muhafazakar eğilimli olsalar bile üye olmak istemiyorlar. Çünkü ikinci baroya üye olanlar kafadan AKP yanlısı olduğu evet, biliniyor. Evet. Ve böyle tanınmak istemiyorlar. Çünkü haklılar. Onların her eğilimden müvekkilleri var. Tabii. Tabii gayet açık. Yani kendisine tabi siyasal iktidarın emrinde olan, ona bir takım çirkin laflar da kullandı Doğu Perinçek filan, ama ben onlara katılmıyorum. Avukatları da savcı ve yargıçlar gibi onlara da inanıyorum. Hala ortalamanın üstünde vicdanları olduğuna inanıyorum. Neyse, öyle veya değil olmayanlar var, görüyoruz örnekleri. Onlar da mesleğini yapmak istiyor. Hekimler, avukatlar, mimarlar, mühendisler, öğretmenler. O zaman işte bu sağlık çalışanı, sağlık personeli de öyle. Çocuk, ben hiç tanımıyorum. Alnından öpmek lazım. Değerli izleyiciler, ben toplumsal bilimlerde kendimi yetiştiren ve hala onu öğrenmeye çalışan bir öğrenciyim. Bir ahlaka çok büyük saygım var. Ne iş yapıyorsa yapsın. Marangoz olsun, çöpçü olsun, hekim olsun, beyin cerrahı olsun, garson olsun. Yaptığı işi iyi yapıyorsa ayağa kalkar, önümü iliklerim onun karşısında.
Ben günlük yaşamımda herkesle göz göze, gönül gönüle çalışan, karşılaşan ve çalışan insanım. Bu söylediğimin ne kadar doğru olduğunu güvenlikçiler, garsonlar, şoförler çok iyi bilirler. Bugün bindiğim bir otomobilin şoförü çok iyi hizmet verdiği için sırf beyefendiliğine hak ettiğinden çok daha fazla ücret verdim çıkarım. Bu sizin beyefendiliğinizin diye. Yani sırf işini, çünkü o kişi bir erkekti, inanılmaz bir beyefendilikle işini yapıyor. Ve bizi bu programı seyrediyorsa alnından öpüyorum. Yani bu çocuk da öyle. Meslek ahlakı. Meslek ahlakı bir hayat kurtaracak. Can kurtaran şoförü o eğitimi almış. O eğitimi almış Merdancığım. Ve 4 hastaneye bırakamayınca hastasını isyan ediyor. O çocuğun alnından öpmek lazım ve sizden rica ediyorum, biliyorum böyle yapacaksınız. Bu çocuğun kaderini izleyin. İzleyeceğiz. Tele1 olarak aynen o Dolmabahçe Camii'ndeki müezzinin kaderini izlemeniz gibi bu çocuğun da kaderini izlemek lazım. Çünkü bunlara bir de ceza veriyorlar. Muhtemelen. Umarız meslekten atmaya, ihraç etmeye kalkmazlar. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim rica hocam. Rica ederim. Sağlık sistemi daha çok tartışılacak ama önemli bir konu var. Onu da belirterek bu başka bir gündem maddesine geçelim. Değindim ilk bölümde. Şehir hastaneleri. Ya dünyada bir sistem bitiyor, bunlar şehir hastaneleri yapıyor. Değerli seyirciler, şehir hastanelerine ulaşmak mesele. Şehrin dışında, uzak. Hastanın yetişmesi son derece zor. Her bölüm yerleştirildiği için bölümler arasında gidip gelmek, trafik, hasta taşınması, hastanın sağlık hizmetlerine ulaşması neredeyse imkansız bazı yerlerde. Doktor bulamıyorlar. Ya ameliyat ediyor, ki ben tanık oldum, ameliyat ediyor. Ameliyattan sonra tamam benim işim bitti diyor, onu başka bir bölüme gönderip o bölümde takip edilmesi lazım. Kemoterapi yapılacak mı, yapılmayacak mı, takip edilecek mi mesela? Alıyorlar kolon kanseri nedeniyle işte bağırsakları dışarıya çıkartıyor. Torbayı takıyor ama torbayı kim çıkaracağı, tekrar kimin takip edeceği belli değil. Kaderinize bırakıyorsunuz. Şehir hastaneleri böyle. Ulaşamıyorsunuz. Sizi yönlendiren bir danışmanlık hizmeti veren kimse yok. Rehber yok. Garip bir şey. Garip. Çünkü şu AKP'liler, AKP tayfası zenginleşti. Onların özel hastaneleri var. O hastane sahiplerinden biri bugün Sağlık Bakanı. Bir de üniversite yaptı kendisi. Evet. Bir de üniversite yaptı. Evet. Tekel Genel Müdürlüğü'nün binasını mesela buna niye verdiniz? Sirkeci'deki Galata Köprüsü'nün hemen dibinde Saraçhane tarafındaki böyle bir takım kamu binaları da bunlara hibe edildi. Niye? Vakıf Üniversitesi bunlar bir yasadan yararlanarak bu binaları alıyor.